Yarın mı? Afiyet olsun. Yarın'a bir soda. Bir tane daha istersen ekleyebilir mi? Valla varsa isteyin Dilara tabii ya. Dilara Hanım bir tane daha var mı? İçecek getirdim size. Getir kız getir. Ne güzel duruyor. Aa çiçekler mi yaptın evet. Etin? Ne güzel. Afiyet olsun. Biraz soğumamış olabilir yeşil çay. O da 2 saatte kaynattığım için zaten. Hibiskus koydum pembe olsun. Hibiskus. Fark ettim onu evet. Rengi pembe. Ben yine de diyetisyen olduğum için bir parça bir şeyler eklemek istedim menüme. Ve çok güzel gözüküyor. Bayıldım ben buna. Şunun sunumu çok güzel ama. Hayır çok iyi tamamladı yalnız. Çok tatlı baymıştı birden. Aa bunu öyle tamamladı. Balla mı yapıştırdı? Hı. Evet balla yapıştırdım. Bak anladım. Balla. Aa arı gelir. Yapıştırdı. Aman arı gelmesin. Hadi bakalım. Zaten bugün yeterince geldi o arı. Vallahi öyle. Çok geldi. Evet sen daha tekken hemen tatlı mi? Yorumlarına geçmek durumundayız Dilara. Ben şey... Yaren sorayım mı ki sana bir şey? Vallahi neden böyle yaptınız? Para kazanmak için mi şişmanlattınız bugün evet, bizi ya? Evet biraz öyle. Ben şişmanlatıp sonra da var mı bir tane daha yeriz biz? Dur kendininkini al gel Dilara. Geliyorum hemen. Yalnız menüye dahildir içiniz lütfen hepiniz. Nanenin tadı geliyor, limonun tadı geliyor. Hı-hı. Soğukluğu evet dediğiniz gibi ılık evet, kalmış ama o da çok şey, normal. Kaynattım evet kaynattım bu sürede. Hah sana da vardı. Evet soğumadıysa. Evet Yaren nasıl buldun? Güzel. Sadece sanki bir tık brownie'si kıtır olmuş değil mi? İç üstü kıtır olmuştu. İçinden koymaya çalıştım ben de. Yok evet, ama hepsi birbirini tamamlamış. Bunu getirme esprinde çok iyi. Afiyet olsun. Baymıştı beni birden rahatlattı, ferahlattı. Evet. Fikriye? Ben de beğendim tatlısını. Güzel olmuş. Afiyet gerçekten olsun. Hakkını vermiş. Teşekkür ederim. Hibisküsü? O da güzel. Nanesi, limonu güzel geldi. Ferahlatıyor. Aynen. Evet bir fresh bir şey var. Bara? Hiç içmediğim bir çay. Garip bir şey olmuş. Yani ben çok damak tadıma yatkın evet, bir şey değil. Herkes yani ilk kez böyle bir şey tattım diyebilirim hayatımda. Güzel hani şeydi tatlı. Ama damak tadıma hiç uymadı. Uymadı diyorsun. Hı. Olabilir. Yok şey olmadı. Tatlı güzel. İçinde brownie az geldi bana. Bana iki tane küçük. Top gibi ya. Çok dolduramadım içine. Bana içinde içine. Küçük, çok küçük böyle iki tane kıtır geldi. Olabilir. Güzel ama genel olarak. Sunumunda başarılı. Ellerine sağlık. Yo tatlısı güzeldi. Tayfun. Ay afiyet olsun. Çok en çok Tayfun'u yemesini sevindim. Hadi iyisin 5 alacaksın kesin. Hadi 5 alacağım. Yo bir şey mi daha beğenmişti. Kesin 5 alacağım. Bekliyorum. Pilavı da beğenmişti. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Beğendin herhalde. Bitireyim ağzımdakini. Evet. Yapıştı çünkü çikolata. Şeyden içebilirsin, o yüzden yaptım. Vallahi yapıştı. Bal var ya, eline koyduğunda şey geliyor. Hmm. Evet haklı, o hızlı yaptığım için. Biraz normalde atmış. Öyle olmuyor da böyle hızlı anladım, şey servis ettiğim için o da. Güzel tabii. Ama çok tatlı gözüküyor bence de. Ben de kendimi övdüm ama. Sen yemeyeceksin tadına bak. Yiyeceğim ben artık. Hiçbir şeyim kalmadı heyecandan. Ne? Tamam kendine de vardı. Güzel kendine fazla vardı. Varsa Yaren istiyor. Yaren ben zaten tokum ama olmaz. Şey olmasın ben de bakayım. Peki ben. Nasıl buldun? Evet hemen yorum yapayım öyle. Ben de. Başarılı. Gerçekten başarılı. Çok güzel olmuş eline sağlık. Brownie'yi de kendiniz ayrı bir şekilde tabii pişirdiniz. Tabii ki de. Brownie çok güzel olmuş. Evet ama dediği gibi belki bir tık daha brownie gelebilirdi ama meyvelerle, brownie ile, çikolata sosla bağdaştırmanız afiyet gayet olsun. Başarılı. Tatlınızda da hibiskus normalde içerisinde şey çok özür içecekte. Yeşil hibiskus ayarlıklı. İçerisinde yazmıyordu. Evet, sonradan siz kendiniz koymak istediniz. 2-3 ne kadar koydum biliyor musunuz? Yani şu 2 tane koydum o renk versin. Hı-hı. Hibiskusun tadı çok amaç renk yani. Vermek. Peki bir diyetisyen olarak bütün bu yediklerimizi ne yapacağız şimdi? İşte ben çayları verdim. Yeşil çayla ödemleri atacağız. Yeter ya. Tamam bu şu bitki çaylarını aynen, içiyoruz. Aynen bitki çaylarıyla peki, bir hafta teşekkür ben ediyoruz. Ben sadece içecek olarak şey diyeceğim. Yeşil çaylı dediğiniz için tadı renginin yeşil olmasını beklerdim ama onun dışında güzel yani. Yani hani o güzel bir renk olmadığı için hani böyle hı-hı. Onunla uygun biraz diye değişik bir renk olsun diye böyle yaptınız. Diye yaptım o soğusaymış daha iyi olmuş. Evet soğusa çok güzel olacak. Elinize sağlık tabii. Yine de. Peki eline sağlık diyelim. 50.000 TL'yi birazdan sahibine öyle. Vereceğiz ama ondan evvel haftanın son açık oylaması için hazırız. Yemeklerim o kadar güzeldi ki masa ikiye ayrıldı. İki taraf mazeret bulmaya çalıştı. İki taraf da bayıldı yemeklerime. Aralarında bir koalisyon yapıp bakalım bana kaç puan verecekler. Evet sevgili yarışmacılar son kez kalemlerinizi oynatacaksınız. O da Dilara için olacak. Buyursunlar yazabilirsiniz. Eksiği yoktu. Masası da tam. Onun için 3 ila 10 arasında bir puan kullanacaksınız. Lütfen hakkaniyetli ve adil olun her gün söylediğimiz gibi. Buyursunlar yazın. Herkes yazdı sanırım. Değil mi? Evet. Emin olmayan var mı değiştirmek isteyen? Herkes yani. Tamam mıdır? Aslında değilim ama. Ha, değil misin? Değiştirebilirsin. Eminim. Değiştirme şansınız var şu an. Çok eminim. Bunu soran gözlerle bakıyorlar da bana. Ay, yediğinin tadının farkında olmayan insan, yorum yaparken de cevap veremeyen bir insan puanlamada da bu kadar düşünür. Peki.
Herhalde değişmek isteyen yok. O halde açık oylamayı başlatıyorum. İlk olarak da Fikriye'nin puanıyla başlıyor. Dilara, evet, kaç puan istiyorsun? En az 8 puan bekliyorum. Çünkü paçanga böreğim olmamıştı. Birazcık yumuşamıştı. Bence onu beğenmedim. Çorbam sulu olmuştu ama Akdeniz salatasında sosu vesairesi güzeldi. Sadece Akdeniz yeşilliği yoktu içerisinde. Yani o da bir yeşillik yoktu. Ondan da çok puan kırılmasınlar diye düşünüyorum. Ama kendi tercihlerim. 8 diyorsun en düşük. 8 bekliyorum en düşük. Evet, bakalım Fikriye'nin puanıyla açık oylama başlıyor. Bir aç ve söyle canım lütfen puanını. Benim Dilara Hanım'a puanım 7. Teşekkür ederim Fikriye Hanım. Gerçekten böyle beklemiyordum. Çok vallahi sağ olun. Ben de beklemiyordum. Ben beklemiyordum. Gerçekten teşekkür ederim. Vallahi ben de hiç beklemiyordum. Ben 4 gelir diye bekliyordum. Ben ya hep hakaniyet hakaniyet diyorlar ya. Bence burada en hakaniyetli puanları ben veriyorum. Ya, teşekkür İlk ederim. Günden beri de böyle zaten. Bu hafta öyle mi oldu evet. diyorsun? Evet. Güzel bir puanla evet. başladınız. Teşekkür ederim. Bakalım Tayfun'dan kaç puan gelecek? Evet Tayfun, sen de paylaş lütfen verdiğin Tabii. puanı. Benim bugün Dilara Hanım'a vermiş olduğum toplam puan 7. Teşekkür ederim Tayfun Bey. Sizden de bu kadar beklemiyordum. Gerçekten teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani 1-2 puan arasında çok git gel yaptım ama sonradan bu puanda kanıt getirdim. Kaçtı düşündü? İlk başta 6'ydı. Sonra 6 olursa çok büyük bir haksızlık olacağını düşündüm. Emeğin de kataraktan bir puan da emekten toplam 7 puan. Teşekkür ederim. Elinize sağlık tekrar. Teşekkürler. Güzel puanlar aldın. Bakalım Yaren'den kaç puan gelecek? Evet Yaren, senin de puanını öğrenelim. Benim puanım 9 Zoylan'ım. Wow. Evet. Gerçekten bugün doydum. Anasının ak sütü gibi helal olsun çok bu puanına. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çorbası sadece bağlayamadığı için, o da tuzunda bir problem yoktu, tadında bir problem yoktu. Bağlayamamıştı, bir tek oradan kırdım. Masa düzeni, gerçekten sunumları falan çok şıktı. O yüzden 9 puan. Çok teşekkürler. Bu hafta ilk kez 9 puan görüyoruz. Ve son puan da Baran'dan geliyor Dilara'ya. Evet Baran, senin de puanını görelim. Ellerine sağlık, her şey çok güzeldi. Afiyet olsun. Benim de puanım 9. Teşekkür ederim. Tek çorbanı biraz sulu buldum, geri kalan her şeyi afiyetle gömdüm. Ellerine sağlık. Afiyetle gömdün, tam evet. Tabii, bitmiş gibiydi. Bu arada tatlı kalmamış yani, şansına küs. Ben onunkini yedim zaten. Hala onunkini gerçekten. Gerçekten yedim. Son kez bir üst çikolata çanağını da giydi, evet doğru. Afiyet olsun, afiyet diyelim olsun. Ve 50.000 TL için büyük finale geçiyoruz.